Peki. Çünkü neydi cümlemiz? Sana hayatı veren zatı hayyu kayyuma göre, gözlüğü sana veren gözlükçüyen nazarına göre gözlüğünle bak. Sana hayatı veren zatı hayyu kayyuma göre hayatına bak. Çünkü şuur iman ile bu vücudu. İman şuuru ama şöyle langur lungur yok. Fok ballı gibi yaşarsak yok. Mutfakla doldur. Tuvalette bir şart. İş veya okul. Tamam. Yatak. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgen içinde öl gömül. Olmaz öyle. Öyle olursa olmaz. Ömer bir daha. Mutfak. Doldur. Tuvalet. Boşalt. Yatak. Keyif. Köşeleri çoğaltmak lazım hocam. Ya. Ders. İşte cami. Ya, cami. Sohbetler. Sohbetler. Yoksa bu dikdörtgen içinde olursa mezar dikdörtgen olur. Adam bu dikdörtgeni merak etmiyor, üçgeni merak ediyor. Bermuda şeytanın üçgeni de ne var hocam dedi. Ulan nerede bu Bermuda şeytanın üçgeni dedim, Amerika'nın güneyinde. Ne oluyormuş dedim, bilmiyormuş gibi. Ya oradan uçak geçerse, gemiler geçerse kayboluyormuş. Oldu mu? Eskide oldu. Şimdi niye olmuyor dedim, yanaşmıyorlar dedi. Peki senin oraya girme ihtimalin var mı dedim, yok dedi. Merak ediyor musun? Çok ediyorum. Peki girme ihtimalin yok, onu çok merak ediyorsun da bir dikdörtgen var, %100 gireceksin. Niye orayı merak etmiyorsun? Kabir değil, Bermuda şeytan üçgeni değil. Bermuda melek üçgeni. Dikdörtgeni. Can, endişe istikbali orayı düşünmek için vermiş değil mi abi? Evet, endişe istikbali için vermiş. Allah yani ölüm korkusu olsun, hayatını zehir etsin değil. Endişe, istikbal, hayatına nizam.